Sarkık burun ucu estetiği ameliyatları hem genel anestezi hem de lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Lokal anestezik enjeksiyonu esnasında bir miktar ağrı duyulduğu için hastalar genellikle genel anesteziyi tercih etmektedir. Sarkık burun ucu estetiği ameliyatları esnasında burun ucunun yukarıya ve öne doğru yönlendirilmesi amacıyla kıkırdak greft uygulamaları, çeşitli dikiş teknikleri kullanılabilir. Bunun dışında burun kanat kıkırdaklarını şekillendirmek amacıyla çeşitli rezeksiyonlar ve yine dikiş teknikleri kullanılabilmektedir. Burun ucu yukarıya ve öne doğru kaldırıldığında hem burun estetik açıdan daha güzel görünür, önden bakıldığında burun daha kısa görünebilir, hem kişi olduğundan daha genç görünebilir. Ayrıca gülerken burun ucunda sarkma ya da yayılma tedavi edilmiş olur. Bununla birlikte sarkık burun ucu estetiği ameliyatı sonrasında genellikle burun ucu öne doğru hareket ettiği için burun içerisindeki en dar havayolu bölgesi olan nazal val bölgesindeki açı da arttığı için genellikle hastalar daha iyi nefes alırlar. Sarkık burun ucu estetiği ameliyatlarında burun kemiği kırılmaz, genellikle burun ateli kullanılmaz. İşlemden sonra belki birkaç hafta burun ucunda şişlik görülebilir ve burun estetiğindeki risklerin birçoğu sarkık burun ucu estetiği ameliyatlarında bulunmamaktadır. İşlem süresi kişiden kişiye değişebilir. Örneğin 25-30 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. Ve işlemden sonra genellikle eğer kıkırdak eğriliği ameliyatı da birlikte yapıldıysa burun içerisine silikon siklet yerleştirilebilir ve burun üzerine küçük bant uygulamaları yapılabilir. Sarkık burun ucu estetiği ameliyatlarında genellikle işlemin kalıcı olmasını sağlayan kıkırdak greft uygulamalarıdır. Orta hatta burun ucuna yerleştirilen nazal septumdan alınan kıkırdak greftler burun ucunun sabit bir şekilde dik kalmasını sağlamaktadır.